Merhabalar, ben Tutku Çavuşoğlu. Pearson Professional programlarının öğrenme koçuyum. Birazcık bahsetmek gerekirse Pearson Professional'dan MIT, Harvard, Columbia, Berkeley gibi dünyanın saygın üniversiteleri ile işbirliğine giderek bu kurumlarca sunulan online eğitimlerin yapısını yüz yüze eğitim ile de zenginleştirerek ve lokalize ederek karma bir öğrenim modeli sunmaktadır Pearson Professional. Bu öğrenim deneyimini ön planda tutarak bu yolculuk Pearson bünyesindeki öğrenme koçu olarak benim de desteğimle katılımcıların verimliliğini artırarak devam etmektedir. Bugün yanımda bu programlarımızdan biri olan Maryland University Agile Leadership programımızın danışmanı Sayın Selim Geçit var. Selim Bey, öncelikle hoş geldiniz. Merhaba efendim. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Nasılsınız? Ben de çok iyiyim, teşekkürler. Bugün sizinle önce biraz liderlik kavramını konuşmak istiyorum. Liderlik kavramı sizin hayatınıza nasıl girdi? Bu kavramla ilgili çalışmalarınıza ne zaman başladınız? Evet, herhalde bu podcast'i dinleyen arkadaşlarımız şaşıracaklar. Çünkü çoğunlukla liderlik konusundan konuşan, liderlik konusunda ders veren kişiler herhalde böyle bir itirafta bulunmazlar. Liderlik kavramı benim çok küçükken, çekingen bir çocuktum ben ilkokulda, özellikle ilkokul çağlarında. Ve böyle çok girişken, sözünü dinleten, sesi duyulan çocuklara baktığımda çok özenirdim. Hatta böyle nasıl söylemek lazım? Annem endişe duyardı benim çok sessiz olmamla ilgili ve öğretmenime falan söylemiş, demiş ya Selim'e hani biraz destek olsanız da çocuklar onunla oynasalar falan derken öğretmenimin de desteğiyle herhalde biraz daha böyle öne çıkan aktiviteler olmaya başladı hayatımda. Bir gün hiç unutmuyorum. Bir parka gittik ilkokulda, böyle bir ormanla pikniğe gittik. Orada da yine benim böyle geleneksel, kendimce iç dünyamda çok böyle mutlu olmadığımı ifade edebileceğim yalnızlık yaşıyorum. Çocuklar falan var ama böyle bir iki tane arkadaşım var ama böyle hani böyle hey diye koşuşan çocukların arasına girecek bir özgüvenim yok belki. Sonra bir kaydırağın tepesine çıktık. Kaydırak böyle ilginç bir kaydırakta üç tane ayrı yerden kayılabiliyordu. Bir merdivenle çıkılıp üç tane farklı kay. Biri uzun, biri kısa. Ve ben orada çok karmaşık bir şekilde bir trafik vardı. Tuttum. Dedim ki şimdi sen dur, sen kay. Şimdi bir dakika sen bekle, sen kay. Böyle bir trafik polisliği gibi bir şey yaptım. Kontrol altına aldım. Evet, kaydırağın tepesinde. Yanımda da bir arkadaşım vardı. Ona dedim ki sen şurayı kontrol et, ben burayı. Bir süre sonra müthiş keyifli bir hale geldi. Herkes de memnundu hayatından çünkü çok daha düzenli bir şekilde kayılıyordu vesaire. Benim orada benimle ilginç bir bağlantı oldu. Ben dedim ki o grubun, çoğunluğun hoşuna gidecek bir sonucu almak için öne çıktığında bir birey, o grup ona bir şekilde müsaade ediyor, hatta destekliyor. Galiba benim liderlikle ilgili zihnimdeki ilk bağlantılar benim güçlendiren, beni kendimle ilgili iyi hissettiren bir sonuç yaratacak şekilde orada karşıma çıktı. Sonra yıllar sonra ben bunu fark ettim. Liderlik kavramı ile ilgili düşünürken benim ilk liderlikle ilgili tecrübem neydi diye geriye gittiğimde bu çıkıyor karşıma. Özeti liderlik insanların ulaşmak istediği hedefe, bu mutluluk olur, başarı olur artık her neyse, yolculukları esnasında ihtiyaçları olduğunda etrafa dönüp bir bilen aradıklarında görmek istedikleri kişi diye düşünebiliriz. O kişi içgüdüsel olarak herkesin ihtiyacı var. O kişi de bu doğru zamanda, doğru yerde, doğru bir bilişsel kurguyla yer alırsa liderlik pozisyonuna otomatik olarak gelebiliyor. Bu yani bir liderin galiba çok böyle karizmatik ya da işte bir liderin süper artiküle becerisi olan birisinden ziyade etki yaratabilmesi
ve bu etki sonucunda da o grubun hayal ettiği, hedeflediği sonuca vardığını, yaklaştığını hissetmesi gerekiyor. Liderlik etkisi dediğimiz şey galiba bu şekilde ortaya çıkıyor. Benim hayatıma girişte benim kişisel olarak nasıl söyleyeyim, etkimi arttıran bir güç gibi bir şeydi bu. Hani bir insan ilkokulda yine düşün, çok hızlı koşan biri varsa hemen herkesin dikkatince, o Selim çok hızlı koşuyordu, işte Tutku harika hızlı koşuyor. Benim öyle bir şeyim yoktu. Herhalde bir süre sonra insanları etkilemenin yolu olarak bu kavramı öğrenmek bir çıkar yolu haline geldi galiba. Birazcık da insanın aslında içinde olan bir şey olduğunu söyleyebiliyoruz o zaman, değil mi? Yani evet. Yani bu... Çocukluktan beri aslında içinizden çıkan, orada kontrolü başkası değil, siz almışsınız mesela kaydırılma içinde. Çok doğru. Şimdi bakın, orada şöyle bir şey var. Hani çok detaya girmek şu podcast için belki doğru değil, onun için hızlıca geçeceğiz ama mesela çok etkili liderlere tarihte baktığınız zaman çok karakteristik özelliklerinden bir tanesi, mesela Atatürk'e baktığınızda Atatürk büyük bir öfke duymuş. Annesi, babası öldükten sonra başka biriyle evlenme niyetiyle ortaya çıktığında ve o öfkeyle evden uzaklaşmayı istemiş. Müthiş bir öfke onu bir şekilde bir şeyleri çözmek, kendini iyi hissetmek anlamında bir yola çıkartmış. Birçok etkili lidere baktığınızda çıkış noktası ilk başta şey olmuyor. Bağımsızlık tutkusu olmayabiliyor. Bağımsızlık tutkusuna yakalandığında diyelim, bağımsızlık tutkusuyla yanıp tutuştuğunda ne yapacağını bilmek için daha önce bir liderlik etkisiyle ilgili bir şey yaşaması gerekiyor galiba insanın. Yani ben eğer davama inanıyorsam insanların beni takip etmekle ilgili bir içgüdüsü hızlıca ortaya çıkıyor. Ben inanıyorsam davama, ben tutkuluysam insanlar da takip etmeye başlıyorlar gibi bir şeyi bir dönem yaşarsa birey, o zaman sanki sihirli bir şeyi keşfetmiş gibi oluyor. Bir sihir keşfetmiş gibi oluyor galiba. Bunu çok iyi beceren insanlar da büyük kitleleri peşlerinden koşturabiliyorlar. İyi niyetli olanı dünyaya çok güzel şeyler yaparken zehirli, yani kötü niyetli diyelim liderlikte dünyaya çok büyük zararlar verebiliyor. Galiba özetlemek gerekirse benim hayatıma nasıl girdi? Ben çok özellikleri olan bir çocuk değildim kendimce. Böyle bir içe kapanıktım. Bu alanda, hani bu parkta başıma gelen şey beni kendimle ilgili böyle iyi hissetmemi sağladı. Yıllar içerisinde de benim babam da yöneticiydi, bir kendi işi vardı. Yani şimdi bir yandan babana bakıyorsun, babana herkese emirler veriyor falan. Bunu pozitif anlamda söylemiyorum. Benim babam iyi bir yönetici değildi aslında düşünecek olursak ama rolü oydu. Şimdi insan annesine, babasına bakıyor, kendisine bakıyor. Şimdi bende bir hafif şey var, içe kapanıklık var. Bunu nasıl yeneceğim? Babama bakıyorum, babam yönetici. Bunların hepsi bir araya geldiğinde ben ta ilkokulu bitirdikten sonra hep böyle bir yönetici olmakla ilgili bir şeyim vardı. Bunu iyi bir şey anlamında söylemiyorum. Belki de bu benim içimdeki o adına ne diyelim, kompleksi yenmek için ihtiyacım olan bir şeydi yola çıktığımda, ilk gençliğimde. Fakat kimi insan da içindeki o eksikliği yenmek için spora odaklanıyor, süper sporcu oluyor. Kimi sanata odaklanıyor. Yani bir çıkış noktası var o tutkunun. Benimki de muhtemelen hani böyle müthiş bir talent değildi ya da müthiş bir tutku değildi ama yönetici olursam daha sosyal saygınlığı olan bir insan olacaktım. Hani ben yakışıklı bulmuyordum kendimi, müzikal becerim yoktu, sportif becerim yoktu. Bunu dinleyen arkadaşlarımız ne öğreneceğiz biz bu adamdan falan diyebilirler belki ama çıkış noktası büyük ihtimalle o psikolojik dinamikleri düşünecek olursak şeydi. Liderlik becerisi ya da yöneticilik pozisyonları beni sosyal anlamda
istediğim ya da tercih ettiğim bir noktaya getirecekti. Gençlerin oluyor ya öyle bir dönemi, kim olduğunu arıyorsun, evet, ne olduğunu arıyorsun. Ben o zaman müziğe baktım, müzik yeterli değil yani, o talent yeterli değil. Spor, gerçekten kötü gözüküyordum ben spor yaparken. Hani böyle atletik bir yapım var boy post olarak ama topu elime aldığım zaman çok kötü gözüküyordum. Yani öyle kötü, dans edemeyen insanlar vardır ya, hani böyle fizik olarak iyidir. Sahneye çıkar bir dans eder, abi yapmasın bu, dans etmesin dersin. Benim de spor yapmamam gerekiyordu o anlamda. Bir şey olması lazımdı, herhalde yönetici olma orada böyle başladı. Sonra annem benim hep böyle otelci olmamı isterdi. Çok küçük yaşta da sen bir gün bir otelin genel müdürü olacaksın falan diye yola çıktığında liderlik, evet, liderlik kavramı benim için kaçınılmaz peşinden gitmem gereken bir şeye dönüştü, bir yetkinliğe dönüştü. Yani birini seçeceksin. Evet. Benimki de bu şekilde ortaya çıktı. Hani nasıl bir liderdim diye düşünecek olursak iş dünyasında, ben otellerde yöneticilik yaptım, genel müdürlük yaptım. Hani benim etkim kendi ekibim içerisinde muhtemelen sınırlıydı. Ama liderlik kavramının, liderlik etkisinin yapı taşları büyük bir organizasyonda veya küçük bir organizasyonda aynı şekilde işliyor. Hı. Onu nerede kullandığınla ilgili. Peki liderin de muhakkak sahip olması, evet, gereken birçok özellik var literatürde de gördüğümüz, ama ben size muhakkak sahip olması gereken, evet, olmazsa olmaz iki özelliğini sormak istiyorum. Bu içgüdüsel de olabilir ama kendini, hmm, geliştirdiği alanlarda da, evet, olabilir. Değil mi? Çok güzel bir yaklaşım. Yani güzel bir soru şöyle, çünkü şunu da açıklama fırsatı veriyor bana, aklıma geldi. Liderlik sanki, hatta 1920'lere kadar liderlikle ilgili literatüre baktığınızda çok çok az kaynak var. Çok az insan liderlik üzerinde düşünüyor. Çünkü o tarihe kadar lider doğulur falan gibi bir inanç var. Çünkü işte bir kral var, kralın oğlu ileride kral olacağı belli. Onun için ta çocukken bile kral muamelesi yapıldığı için bir ister istemez bir şekillenerek büyüyor o kişinin karakteri. Ve lider olunmaz, lider doğulur falan gibi bir inanç sistemi vardı. Fakat bunun çok yanlış olduğu ya da çok yetersiz bir bakış olduğunu söylemek lazım. Evet, yani öyle bir aileye doğarsan, öyle imkanların da varsa liderlik pozisyonlarına gelebilirsin. Ama bu senin iyi bir lider olduğun anlamına gelmez. Hani lider pozisyonuna gelmekle lider olmak farklı bir şey. Yani benim babamın bir futbol takımı olsa, benim şu yeteneğimle isterse beni o takımın kalecisi yapabilir. Bu benim iyi bir sporcu, iyi bir atlet olduğum anlamına gelmez. Pozisyonu doldurabilirim, oraya dururum. Birkaç gol de kurtarabilirim. Ama bu benim iyi bir sporcu olduğum anlamına gelmez. Liderlik de buna benziyor aslında. Pozisyon değil. O pozisyonun gerektirdiği, gerçek anlamda hakkını vererek yapılması için gerektirdiği yetkinliklere sahip olmak. Nedir en önemli birkaç yetkinlik? En önemli iki tanesini rica ederim. Bir tanesi şu, o kadar net ki bütün literatürü taradığınızda şunu görüyorsunuz. Liderlik etkisinin en kolay ifadesi, onun peşinden gitmek zorunda olduğun için değil, peşinden gitmeye can attığın için takip ettiğin insanlar, liderler. Şimdi bu tanımdan şu ortaya çıkıyor. İnsan duygusal bir varlık ve insanların duygularını harekete geçirebilen, onlara ilham veren ve bu hareketi de grubun, kitlenin, takipçi kitlesinin ve organizasyonun diyelim, iyiliği ve hedefine ulaşması için koordine edebilen kişi. Şimdi burada bir bireyin mutlaka bir, yani liderin mutlaka tutkularının farkında olması gerekiyor. Yani ona bakan insanın onun tavırlarıyla heyecanlanması, onun ilham verici etkisini yüreğinde hissedebilmesi lazım. Bunun için de kişinin
mutlaka tutkularının farkında ve ona ciddi başarıyla artiküle edebiliyor olması lazım. Bunu geçelim. Bu çok önemli fakat kolay anlaşılabilir bir şey. Bir tane daha var. Bu biraz daha karmaşık ve bizim de Agile Leadership oturumlarında böyle oturumun kalbine yerleştirdiğimiz bir şey. Liderlikle ilgili işte liderliğin nasıl ortaya çıktığı, liderliğin tarihi, liderlik kavramının evrilmesi bunların hepsini hızlıca üstünden geçiyoruz. Katılımcılar bu konuda kendilerine vakit ayırdıklarında derinleşebilecekleri kaynakları da sunuyoruz. Ama kendi kendine öğrenilmesi biraz daha güç olan bir kavram var. Kritik düşünme kavramı. Adı bile insana böyle ilk anda ne demek ya kritik düşünme. Ben ilk duyduğumda çok bozulmuştum. Neden bozulmuştum? Gençtim kritik düşünme kavramını duyduğumda. Ya dedim yine insanların böyle kafasını karıştıracak bir jargon atıyorlar ortaya. Ve bu jargonu kullanan insanlar da entelektüel olarak kendilerine bir şey kazanıyor, paye kazanıyorlar. Bak ben böyle karmaşık sıfatlar kullanıyorum konuşurken diye. Ben anlamamıştım böyle. 18-19 yaşındaydım ilk karşılaştığımda bu kavramla. Sonra liderliğin neden olmazsa olmaz bir parçasını anladığımda çok daha dikkatlice üstüne gittim. Biraz açıklayalım. Evet, liderlik biraz, şey. Biraz kritik düşünmeyi kritik biraz düşünmeyi. Daha açalım. Kritik düşünmeyi de açmak için ben bunu düşündüm bu podcast'i şey yapmadan önce, gelmeden önce. Fakat öyle zor ki, yani bunu bir oturumla, bir eğitim esnasında, bir sınıf ortamında deneylerle aktarmak çok kolayken böyle bir podcast'le, sesle karşı tarafa vermek güç. Onun için şöyle bir şey öneriyorum. Çocukluğumdan beri bir kavramı anlayabilmek için o kavramın parçalarına ayırıp anlamayı tercih ettim. Ben de bugün çok küçük iki parçaya ayıralım istiyorum. Bir tanesi anlayabilmek için bir kısa bir zihinsel şey yapalım. Deney ya da bir zihin oyunu, bir hikayeyle. Ondan sonra daha kolay anlaşılacak. Kritik düşünme efor gerektiren bir şey. İlk önce bunun doğru olduğunu varsayalım, kabul edelim. Kritik düşünme bilinçli ve böyle efor gerektiren bir düşünme şekli. Mesela ben size 2 kere 2 kaçtır dediğimde 4 çok hızlıca gelir değil mi? Evet. Hiçbir şey yoktur. Bu hızlı düşünmedir. Bir de 73 çarpı 294 dediğimde zihninizde ne olduğuna bakın. Bambaşka bir bir hareket oluyor ve hatta böyle bir yorulma oluyor, kağıt kalem ihtiyacı oluyor. Kritik düşünme işte 2 kere 2'nin 4 olmadığı, bu kadar basit olmadığı durumlarda kullanılması gereken bir düşünce şekli. Doğamız gereği hesap makinesini tercih ediyoruz. Yani hemen aklımıza en kolayca, kısa yollar, en az efor harcayarak çözüm almak geliyor. Şimdi bunu çok iyi anlamak lazım. Çünkü kritik düşünmenin düşmanı olan iç güdümüzün ne olduğunu anlayacağız. Herbert Simon Bounded Rationality diye bir kitap yazdı ve şimdi sizinle paylaşacağım teorisiyle Nobel ödülü aldı. Şimdi diyor ki Herbert Simon, insanlar Homo economicus dediğimiz minimum eforla maksimum fayda yaratma odaklı varlıklar olduğu için problem çözerken şöyle bir algoritma kullanırlar. Önce problemi ifade ediyor. Diyor ki problem bireyin onu mutlu edecek hayaliyle, hedefiyle arasına giren bir engel. Ve doğal olarak bu engelli ortadan kaldırmak isteyecektir insanoğlu. Ancak öyle bir algoritmamız vardır ki bu homo economicus'u parantez içinde söylüyorum. Öyle bir doğamız vardır ki problemi çözmek için karşımıza çıkan ilk yeterli ve tatmin edici çözümü uygular, mükemmel çözüm için ekstra efor harcamayız. Şimdi bu çok soyut kalıyor. Bunu bir netleştirelim. Ne demek bu? Problem çözerken yeterli ve tatmin edici. Buna yetminkar diyor. Yani satisfactory
ve sufficient alıyor bir araya getirip satisficing problem solving diyor. Yani yetminkar, yeterli ve tatminkarın kombinasyonu. Yetminkar problem çözme diye bunu Türkçeleştirebiliriz. Bir düşünün. Benim için mesela alışveriş problemdir. Ben nefret ederim bir mağazaya gidip bir ayakkabı almaktan, bir pantolon, bir takım elbise. Hele ki böyle bir takım elbise alacaksam onun hem ceketi giyilecek, hem pantolonu giyilecek. Eğer gömlekle gitmediysem o gün mağazaya bile gömlek giyeceğim içime falan. Benim için kabus galiba sebebi de annem beni çocukken çok böyle iyi giydirmeye çalışırdı ve mağazalara sokardı saatlerle onu giy bunu çıkart. Yani ben istemezdim bunu. O annemin kendisi için yaptığı bir şeydi muhtemelen. Ve benim o günlerden başlayan bir mağaza travması. Şimdi benim eşim diyor ki sana bir takım elbise almamız lazım. Yeter artık bak bu paçası delindi artık yani. Yani neyse. Beni alıyor elimden tutup AVM'ye götürüyor. Ben mutsuzum ama. Mağazaya giriyoruz. Benim böyle bana uygun kalıpları olan mağazaları bellemişiz. Giriyoruz mağazaya. Ben ilk üstüme oturan takımdan, ilk önce zaten giymiyorum. Önce kumaşlarına, renklerine bakıyorum. Rengini beğendiğim bir şey giyiyorum. Üstüme olduysa iki tane alıyorum ki iki sene tekrar gitmek zorunda kalmayayım şeye, mağazaya. Şimdi benim karşıma çıkan ilk yeterli tatmin edici takım elbiseyi alıp çıkmam yetminkar bir problem çözme. Çünkü ben problem çözüyorum. Alışveriş benim için problem. Şimdi benim eşimin veya genel anlamda kadınların çanta alma algoritmasına bakalım. Nasıl düşünüyor kadınlar? Kadınlar genelde, dinleyen kadınlar kızmasınlar. Ben genelleme yapıyorum. Genellemeler genellikle yanlıştır ama doğru olanlar da olabilir. Şimdi bir kadının bir çanta alma algoritmasına bakalım. İlk önce bir çanta beğeniliyor. O çantanın hangi mağazada kaça satıldığı, gerçeğinin sahtesinin kaça olabileceği, sahtesinin kalitesini anlamak için gerçeğinin mağazada incelenmesi, daha sonra kıyafetlerimizin hangilerinin bu çantayla gidebileceği gibi bir uzun süren bir araştırma yapılıyor. O araştırma daha sonra evin dışına çıkıyor, mağazalara gidiliyor, internette araştırılıyor. En sonunda elimizdeki imkanla satın alabileceğimiz en çok kıyafetimizle uyum sağlayacak ve de en az insanda bulunduğunu gözlediğimiz ve de marka olarak da bize ne abartılı ne de işte çok sade olacak bir şey seçiliyor ve alınıyor. Buradaki algoritma ile benim takım elbise almam esnasında kullandığım algoritmayı kıyasladığımızda zıt bir kutuptan bahsedebiliriz. Benimki yetminkar, yeterli ve tatmin edici, satisficing. Diğerine de maximizing, maximizer diyor. Yani bütün kaynaklar sonuna kadar araştırılıp en doğru karar veriliyor. Şimdi demin size söylediğim bu analojiyle 2 kere 2 4 benim takım elbise almak yaklaşımım. Evet, satisfactory olan muhtemelen daha aynı paraya bana daha çok yakışan, daha iyi kumaştan yapılma bir şey bulabilecekken hemen 2 kere 2 4 dedim çıktım. Evet. Benim eşim umarım dinlemez bunu. Kızar çünkü bana. Benim eşim 274 ile işte 312'nin çarpımını tamamen manuel olarak haftalar süren bir eforla yapıp en doğru sonucu almak için hareket ediyor. Şimdi benim eşim sizce burada problem mi çözüyor? Bu problem mi onun için? Çanta alma olayı problem olarak mı? Kritik düşünüyor aslında. Ama onun çanta alması bir tutkusuyla ilgili. Doğru mu değil mi? Tabii. Ama tutkunun yanı sıra bu tutkuyu gösteriyor bir taraftan. Efor da harcıyor. Efor da harcıyor. Bu süreçte kritik de düşünüyor. Evet, bu süreçte bütün detayları düşünüyor. Şimdi kritik düşünmeye geliyoruz. Burada benim eşim problem çözmüyor. Onun algoritma kullandığı düşünme algoritması problem çözerken kullandığımız algoritma değil. Problem çözerken benim kullandığım satisficing algoritması. O maximizer. Neden? Çünkü onun için alışveriş ya da bir çanta bir tutku, bir onu ifade eden, onun kimliğiyle ilgili bir sembol. Demek ki o satisficing çözülecek bir şey değil.
Şöyle diyebilir miyiz o zaman? Kritik düşünmeyi ancak tutkulu olduğumuz alanlarda deneyiz. Yok, bu yanlış olur. Ben şu anda şeyi ifade etmek istiyorum. Kritik düşünmememizin, genelde neden kritik düşünmememizin bir şemsiye gerekçesi. Genel olarak insanlar efor harcadıkları düşünmeyi ancak ve ancak çok tutkulu oldukları ya da bilinçli bir şekilde bir tuzağa düşmemek, yanlış karar vermemek için tutkulu olmasa bile bir alanda dikkatli olması gerektiğinde kullandığı bir yöntem ama efor gerektiren bir yöntem. O yüzden de bu efor gerektiren yöntem bize anne babamızdan miras geçmeyebiliyor. Bu çaba harcayarak öğrenilmesi gereken bir teknoloji. Şimdi mesela bununla ilgili bir iki tane daha örnek verelim. Artık kritik düşünmenin örneklerine bakalım. Bu ilk bahsettiğimiz parçayı hatırlayalım. Ben de demiştim yani bir iki parçaya ayıracağım. İlk parça insanların içgüdüsel düşünme eğiliminin sebebi. Neden biz satisficing düşünürüz bir problemle karşılaştığımızda? Şimdi kritik düşünmeye düşünmediğimizde neler olduğuna bakalım. İki tane deneyden bahsetmek istiyorum. Bir tanesi Solomon Ash, bu böyle çok saygın ve psikoloji literatürüne birçok katkısı olmuş Amerikalı, Polonya kökenli bir psikolog. Şöyle bir deney yapıyor. Bir metin yazıyor. Diyelim ki benimle ilgili bir metin bu. 4 tane olumlu sıfat, 4 tane de olumsuz sıfat olduğunu varsayalım. Yani böyle bir metin yazıyor. 4 tane olumlu sıfatı mesela işte akılcı, adaletli, iyimser. Bir tane de bir pozitif şey senden alayım. Samimi. Tamam, samimi. 4 tane güzel pozitif sıfat. 4 tane de olumsuz sıfat. Beni tanımlarken kullanıyor. İşte kıskanç diyor, hızlı öfkelenen diyor diyelim. Zaman zaman geç kalır diyor toplantılara. Bir tane daha söyleyelim. Öfkeli, bunu söyledik. Ne olabilir? Tutarsız olsun. Tutarsız olsun. Böyle bir tutarsızlıkları da var. Eğer 4 tane olumlu sıfatı metnin başına, 4 tane olumsuz sıfatı metnin sonuna koyarsa, yani size Selim'den bahsetmek istiyorum. Kendisi son derece adaletli, ahlaklı, işte diğer 4 tane, bu 4 tane sıfatı söyleyip başta. Bunun yanı sıra zaman zaman hızlıca öfkelenebilen, biraz kıskanç, biraz bilmem ne biridir dediğinde bu bir metin. Öbür metinde de ilk önce Selim biraz kıskanç, öfkeli, tutarsız ama bunun yanı sıra işte iyimser vesaire gibi olumlu sıfatları sonraya koyduğunda ama aynı sıfatlar, aynı çerçeveyle yani iyimser veya kötümser değil sadece sıfatların yerini değiştirerek sunduğunda İlk karşılaştığımız sıfatlara bakarak karar verdiğimiz ortaya çıkıyor. Yani ilk 4 sıfat olumluysa o kişiyle ilgili biz olumlu bir izlenim aldığımızı söylemeye eğilimliyiz. Şimdi burada çok net bir şey var ki biz rasyonel bir şeyle karar vermedik bu kişinin işe alıp almayacağımıza mesela. Kararımız tamamen ilk duyduğumuz sıfatların bizi etkilemesi, ona kanaat getirmemiz, daha sonra getirdiğimiz bir kanaati değiştirmek için ekstra efor harcamamamızla ilgili. Mesela Selim kıskanç biridir dediğinde ben gözümün önüne getirdim, kıskanıyor. Hızlı öfkeleneri getirdim, ofiste diyorum hızlıca öfkelenebiliyor. Zaman zaman tutarsız. Fakat bunun yanında deyip iyi şeyleri saydı da çoktan ben kanaatimi vermiş oluyorum. Bu ilk izlenimle ilgili bir eğilimimiz diyebiliriz. Şimdi kritik düşünen bir insan ne yapar? Bilinçli olarak bu sıfatları birbirinden ayrı ayrı değerlendirir. Der ki bizim iş yerimizde bu 4 sıfattan hangisi daha önemli? İyi sıfatlara bakıyorum. Bu 4 sıfattan hangisi bize daha zararlı? Yaptığı işe göre, kendi yapısına göre, ekibin tutumuna göre Selim'i çok daha rasyonel değerlendirebilecekken
yetminkar düşünen kişi ilk dört tane duyduğu şeyle karar vermekte sorun görmüyor. Şimdi burada şeyin farkını görebiliyor muyuz? Kritik düşünen evet. insanla düşünmeyen insanın bir tuzağa nasıl düşebileceğini bir sunumla, bir konuyla ilgili. Bu siyasette de çok karşılaştığımız bir şeydir. Politikacıların çok yaptığı bir şeydir. Mesela bir başka deney, bir birey karşınızda takım elbiseyle duruyor ve aynı konuyu size anlatıyorsa, bir başka grubun karşısında daha az özenli giyinmiş, hafif sakallı, saçları biraz karışık bir kişi aynı şeyleri söylüyorsa, biz kendine bakmış, iyi takım giymiş, temiz kokan kişinin bize söylediklerinin daha doğru olduğuna inanmaya eğilimliyiz. Şimdi burada da kritik düşünelim. Biz demek ki zaman zaman çok doğru fikirleri sadece iyi paketlenmediği için kabul etmezken, kötü fikirleri de kravatlı birisi bize söylediği için kabul ediyor olabiliriz. Bunun ne kadar tehlikeli bir dezavantaj olabileceğini hayal etmek hiç güç tehlikeli değil. Tehlikeli ki bir lider için aslında, özellikle iş hayatında bir yönetici lider için. Şimdi burada biz ne dedik? Liderin olmazsa olmaz en önemli iki tane becerisine birisinden tutku diye bahsettik. Ki o duygusal bir etki yaratacak insanların üstünde. Çünkü o kişi kendinden haberdar, kendi güçlü yanlarını, güçsüz yanlarını biliyor, öz farkındalığı, tutkusunun farkında. Bir de kritik düşünme becerisi. Bu ne demek? Bir yönetici iki kişiden öneri alıyor. Önerilerden birisi bir erkekten geliyor. Şimdi Orta Doğu kültüründen etkilenmiş toplumlarda erkekler daha böyle önde, dışa dönük, kabalık yaptıklarında affedilebilen bir role sahipler. Ne demek istiyorum? Amirim ya da müdürüm deyip masaya elini vurup bu karşımızdaki rakibimizin tozunu attırmak için çok iyi bir fikrimiz var. Biz bundan sonra işte kırmızı olan ürünü satacağız. Şimdi bunu rekabetçi, güçlü bir ses tonuyla bağıra çağıra, yüzündeki böyle sert ifadeyle ifade eden bir erkek, helal olsun çok delikanlı adam, mert çocuk gibi algılanırken, bir kadını hayal edin şimdi, iyi giyimli bir kadın, saçıyla, başıyla, bakımıyla. Sayın müdürüm, biz böyle yapacağız, şöyle yapacağız gibi konuştuğunda ne düşünürsünüz siz bizim toplumumuzda mesela? Bizim toplumumuzda da yanlış bulunur. Tabii yani bu nasıl kadın, bu nasıl bir şey yani? Nerede nezaket, nerede hanımefendi? Böyle bir şey var, böyle bir söz var, bir dakika. Trafikte düşün. Evet. Trafikte böyle kaza olmak üzereydi, camı açtı erkek. Bağıra çağıra, sen ne biçim adamsın lan, önüne baksana, dikkat etsene falan dedi. Aynısını bir kadının yaptığını düşünün. Tamamen farklı algılanıyor. Kesinlikle şimdi, normal karşılanmıyor. Karşılanmıyor. Şimdi ben diyorum ki kritik düşünmeyi bilen bir yönetici, bir lider bir fikir kadından geldiğinde kadın nezaketle bu fikri sunduğu için onun fikrini göz ardı etmiyor. Yani diyor ki bu fikrin merkezinde yatan ana düşünce ne? Neye istinaden rakipleri yeneceğini söylüyor, öbürüne bakıyor, neye istinaden yeneceğini bakıyor ve gür sesiyle bağıra çağıra masayı yumruklayarak konuşan adamın aslında hiçbir şeyi söylemediğini, öbürünün ise çok daha akılcı bir argümanla gerekçeleri ortaya koyarak söylediğini duyabiliyor. Fakat erkek beyni iddialı, rekabetçi ve taahhütçü bir argüman duyduğunda, argüman demeyelim de bir ifade duyduğunda ışıklar çok daha fazla yanıyor. Yani çok daha fazla etkileniyor. Duyuyor yani. Halbuki daha böyle sakin bir ses tonuyla, çok iddialı olmayan, çünkü akıllı bir insan, rasyonel bir insan, onların tozunu attıracağız yerine şu cümleyi kurar. Çok büyük ihtimalle bu stratejiyi takip edersek rakiplerimizin önüne geçeceğimizi açıkça ifade edebilirim dediğinde ona bir şey heyecan vermiyor. Halbuki kritik düşünme becerisi olan bir şirket lideri bakıyor, merkezdeki ana fikri ölçüyor, kıyaslıyor ve ona göre karar veriyor. Yani yeterli ve tatmin edici, yani duygularının tatmin olduğu hızlı bir kararı vermektense bilinçli olarak ekstra efor harcayıp, sorular sorarak, kendisini onun yerine koyarak, peki bir dakika bu datayı nereden aldın, bir yıl önceki datayla kıyasladığında ne görüyorsun, benzeri o durumla ilgili olarak birçok soruyla
çok daha doğru karar vermeye yetiyor. Şimdi bir toparlayalım. Dedik ki bir liderin olmazsa olmaz birçok yetkinliği var. Evet. Birçok yetkinliği var. En önemli birkaç tanesini düşündüğümüzde ne geldi aklımıza? Bir tutkusu. O çünkü karşısındakini heyecanıyla etkileyebilmeli. En ilkel bizi harekete geçirecek şey duygularımız. Korku veya işte endişe veya çok büyük bir arzu peşinde. Kendini bunları takip ettiren dedik. Bunları harekete geçiren evet. Bir ilham verici, bir tutkulu bir tavır. Bu çok güzel. Bunu koyduk kenara. Bunu anlamak da kolay. Evet. Hızlıca da takip edebileceğimiz bir tarif var. Bravo. Kritik düşünme becerisi dediğimiz zaman bu biraz soru işaretiydi. Bunu nasıl açıkladık? Dedik ki insanlar neden kritik düşünmezler? Yani 2 kere 2'nin 4 olduğunu çok kolayca düşünmek bundan hiç... Yani kerrat tablosu derdik biz çocukken. Bir sürü şeyi ezberlerdik. Burada hiç düşünmeye gerek yoktu. Bu bilgi tak diye gelirdi. Kısa yolları. Çok güzel. Bu tamamen bir eforsuz bir düşünme şekliydi. Satisfactory. Satisfactory ve sufficient. Kombini satisficing diyor buna Herbert Simon. Problem çözerken. Biz demek ki doğamız gereği bir olguyu problem olarak görüyorsak satisficing düşünmeye eğilimliyiz. Bu da bizim o problemi çözmek için karşımıza çıkan ilk kabul edilebilir çözümü hızlıca uygulayıp mükemmel çözüm için ekstra efor harcamadığımız. Evet. Hayal edebiliyor musun Steve Jobs? iPad'i dizayn ederken şöyle bir algoritmayla çalışsın. Ya işte bir ekran koyun. Mümkünse böyle parmakla dokunularak hareket eden bir şeyler olsun. Olmuyorsa da mouse falan bir şey yapın işte. Hadi tamam hadi sürün şunu piyasaya. O zaman iPad olmaz zaten. Bu adam tutkusuyla yani dünyayı değiştirmek, insanları etkilemek, bir devrim yapmak tutkusuyla hiçbir şekilde ilk karşısına çıkan çözümü uygulamayıp hatta şöyle bir algoritmadan bahsediliyor. İlk çıkan çözüm problemi çözse bile şunu sor kendine. Bu çözüm olmasaydı, bu opsiyonum olmasaydı ne yapmak zorunda kalırdı? B planım var. Ve işte yaratıcı olmak o zaman ilk 2 kere 2 4 zaten. Evet. 2 kere 2 4 olmasaydı ne olurdu diye düşünmek bir anda bambaşka bir şey gerektirir. Evet. Şimdi satisficing eğilimimizin gerekçesini anladık. Minimum efor, hızlı fayda, maksimum fayda. Problem bir an evvel ortadan kalksın. Yeterli tatmin edici ilk şey olur. Bu eğilim bizi günlük hayatımızda karşılaştığımız kritik problemlerde de aynı şekilde etkiliyor. Ne yapıyoruz? Problemle karşılaştık. Yöneticiyim ben. Kritik düşünmüyorum. Bana diyor ki biz bu problemi geçen sene çözmüştük. Şu çözümü kullanmıştık. Hadi onu kullanalım. Tamam diyor adam. Kullanıyor ve problemin semptomu ortadan kalkıyor. Ama zaten problem tekrar ortaya çıkmış geçen sene olan. Ne güzel, problem. Çok güzel. İşte kritik düşünme bu. Diyorsun evet. Ki bu problem bir daha ortaya çıktığına göre aynı geçen sene kullandığımız çözüm demek ki kök sorunu çözmedi. Evet. Bizim başka bir şey yapmamız lazım. Kritik böyle düşünüyor. Satisficing yani kritik düşünmeyen kişi, ne diyelim ortalama düşünen bir kişi diyor ki yani benim bu problemi çözmek için bu problem hangi probleme benziyor diyor. Evet. Daha önce çözdüğüm hangi probleme benziyor? Halbuki kritik düşünen bir insan bu problem nedir diyor. Bunu neye benzettiğini düşünmektense ne olduğunu sanki baştan keşfediyormuş gibi sorular sorarak mesela siz öksürdüğünüz için bir doktora gittiniz. Doktor size dedi ki ya senin bu öksürüğünün aynısını şu öksürük şurubuyla çözmüştüm al sana iyi gelir. Herhangi bir dinlemeden, bir tedavi uygulamadan, testler yapmadan, bir ilaç vererek semptomu ortadan kaldırabilir mi? Kaldırabilir. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Biri kısa vadede günü kurtarırken kritik düşünme uzun vadede efor gerektiren kök sebeplere odaklı ve birçok farklı unsuru göz önüne almayı gerektiren bir düşünme şekli. Kendimi bunu söyleyen kişinin yerine koyacağım. Diyeceğim ki niye bu iddia ile geliyor olabilir? Bu iddiayı bu ortamda niye dile getiriyor olabilir? Bu iddiayı bugün niye dile getiriyor olabilir? Bir sürü unsur bu soruları sorduğumda bir sürü cevap çıkıyor karşıma ve bir anda deyip bambaşka bir soru sorarak o kişiyi veya o problemi çözmek için ihtiyacım olan datayı çok daha efektif bir şekilde bulabiliyorum. Bence dinleyicilerimiz, bizim e-maillerimiz şeyde var.
web sitemizde var. Tabii. Oradan bize ulaşabilirler, bana ulaşabilirler. Kritik düşünmeyle ilgili birçok çok güzel Türkçeleştirilmiş kitap var şu anda. Son 5-6 yılda müthiş bir şey başladı bununla ilgili, bir merak başladı. Ben o kitap tavsiyelerimi paylaşabilirim. Agile Leadership oturumlarının da bahsettiğim gibi merkezinde liderlik kavramını parçalarına ayırdığımızda en kritik olanı işte bu düşünme şekli. Tutku, o odaya gelen herkesin mutlaka tutkusunu biliyor olacaktır. Onu bir şekilde yakalayın. Ben kendi otelimi açacağım, ben kendi restoranımı, ben en üst düzey lider olacağım. Bu heyecan duyduğu tutkusunu mutlaka bilecektir. Kritik düşünmeyi de o bizim günlük düşünme becerimizin içine kattığımızda çok daha etkili yöneticiler, çok daha etkili aile babaları, çok daha etkili bireyler haline gelmeye başlıyorlar. Hatta Jordan Peterson böyle çok günümüzde böyle çok saygın bir düşünür, bir hoca şöyle bir şey diyor. Bir insan eğer iyi düşünüyorsa, kendini iyi ifade ediyorsa ve iyi yazıyorsa, çünkü kritik düşünme becerisi en çok yazı yazarken önemli. Çünkü mesela benim şu söylediklerimi metin halinde bir kağıda düşürseniz, koysanız birçok soru sorulabilir. Bunu neye istinaden söyledin? Bu yüzden de ben yazı yazarken mecburen kritik düşünüyorum. Bahsettiğim ifadelerin referanslarını veriyorum. Söz ettiğim kavramların çıkış noktalarından bahsediyorum. Dinleyici araştırdığında ya da okuyucu araştırdığında, kritik düşünerek araştırdığında ha diyor tamam demek ki doğru söylüyor. Burada da aynısı var, burada da aynısı var. Söylediği doğru. Jordan Peterson da diyor ki bir bireyin bir asker gibi düşünecek olursak, hayatı da bir savaş gibi düşünecek olursak, en güçlü ve en ölümcül asker, hani biraz böyle kulağa kaba da gelse, iyi yazan, iyi düşünen, kendini iyi ifade edendir. Fakat biz ne yazma konusunda, ne kendimizi ifade etme konusunda, ne de kritik düşünme konusunda çok derin bir literatür ve eğitimle organize eğitim içerisinde, örgün eğitim içerisinde karşılaşmıyoruz. Yani çok nadirdir. Böyle aydınlık hocalarımız vardır. Hadi çocuklar şimdi sunum becerileri der, vücut dili der, yazı yazma ile ilgili. Bir kompozisyon dersimiz vardı ama hoca hani bizi bir an evvel mezun etsin, biz bir an evvel mezun olalım diye bir şeyler yapıp geçtik. Özeti bu oturumda, yani Agile Leadership oturumlarında biz katılımcıların etkili bireyler olma yolculuğunda işlerini kolaylaştıracak çok önemli bir yetkinlikler silsilesine leadership çatısı altında sunuyoruz. Kendi hedefi her ne olursa olsun oraya yolculuğunda bunu bir pusula gibi kullanabiliyor kaybolmamak için. Bunu bir gece görüş gözlüğü gibi kullanabiliyor. Karanlık olduğunda onun datayı kolay analiz edebilmesi, doğru analiz edebilmesi için ve vardığı yükseklikte, o irtifada ihtiyacı olan donanımları da fark ediyor. Ve böyle bütünsel bir paketi biz sunuyoruz. Tabii 4 haftada bu kadar yaşamsal bir konunun şey gibi düşünülmesi lazım. Buzdağının işte görünen kısmı, kendilerinin bizimle yola çıktıktan sonra ciddi bir odaklanmayla bunu hazmetmeleri çok mühim. Harika. Evet, Agile Leadership programımızın ilk yüz yüze oturumu da 27 Nisan'da Selim Bey'le gerçekleşecek. Kayıtlarımız da 29 Nisan'a kadar devam ediyor. Pearson Türkiye sayfamızdan detayları dinleyicilerimiz ulaşabilirler. Selim Bey çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Katıldığınız için çok güzel bir sohbet oldu bence. Ben teşekkür ederim. Herkesle tekrar görüşmek üzere o zaman. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere.